Herkese merhaba, ben Coşkun. Bu videomuzda Oppo'nun Reno serisinden Oppo Reno 7 modeliyle Samsung'un A serisi üyesinden Galaxy A3 5G modellerini karşılaştıracağım ve aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Her iki modelin de kutu içeriğine bakacak olursak, Oppo Reno 7'nin kutusunda USB Tip-C şarj kablosu ve arka koruyucu kılıf mevcut. Ne yazık ki kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. Samsung Galaxy A3 modelinin kutu içeriğinde de yalnızca iki ucu Type-C olan bir şarj kablosu çıkıyor. Ne yazık ki bu modelde de kutu içeriğinde şarj adaptörü mevcut değil. Telefonların tasarımlarına, renklerine ve dizaynına göz atacak olursak, Reno 7 modelinde gün batımı turuncusu ve kozmik siyah renk seçenekleri mevcut. 175 gram ağırlığa ve 7.5 mm kalınlığa sahip. Arka yüzeyi kenarlara doğru kavisli, telefonun renk tercihine göre plastik veya fiberglass deriyle kaplanmış. Yumuşak ve pürüzlü bir yüzey mevcut. Parmak izi de tutmuyor. Kamera kısmı ise dikdörtgen ve hafif çıkıntılı bir yapıda. Kamera kısmında kullanılan yörünge ışığı sayesinde gelen aramalar, bildirimler ve daha fazlasını hatırlatmak için bildirim ışığı yanıyor. Hoş ve güzel bir farklılık yaratmış. Samsung Galaxy A3 modelinde ise siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçeneklerine sahip. 189 gram ağırlığı ve 8.1 mm kalınlığı mevcut. Reno 7 Galaxy A3 modeline göre ince ve hafif bir yapıda. A3 modelinde de polikarbon malzeme kullanılmış, mat renklere sahip, parmak izini minimum seviyede tutuyor. Kamera kısmı da dikdörtgen ve çıkıntılı, sol üst köşeye konumlandırılmış. Reno 7 modelinde IPX4 sertifikası mevcut, su sıçramalarına karşı dayanıklı. Galaxy A3 modelinde ise IP67 sertifikası mevcut. 1 metre derinlikteki tatlı su da 30 dakika dayanabiliyor ve toza karşı dayanıklı. Telefonlarda en önemli kısımlarından biri olan ekran özelliklerini karşılaştırırsak, Reno 7 6.43 inç boyutunda bir ekrana sahip. 1080x2400 piksel çözünürlüğünde Full HD Plus AMOLED panel kullanılmış. 90 Hz'de ekran yenileme hızına sahip. Ekran kısmında da darbeye karşı dayanıklı olarak tasarlanmış Corning Gorilla Glass 5 cam kullanılmış. Maksimum 800 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Galaxy A3 modeli ise 6.5 inç ekran boyutuna sahip. 1080x2400 piksel çözünürlüklü Full HD Plus Super AMOLED panel kullanılmış. Fakat Galaxy A3 modelinde ekran yenileme hızı 120 Hz'e çıkarılmış. Bu sayede telefondaki geçişler çok pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunabiliyor. Ve Reno 7 modelinde olduğu gibi Galaxy A3 modelinde de ekran kısmında Corning Gorilla Glass 5 cam kullanılmış. Her iki modelde de ekran altı parmak izi okuyucu mevcut. Telefonların teknik özellik ve performanslarına geçecek olursak, Reno 7 modelinde 6 nanometre mimarisine sahip 4G destekli Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisi kullanılmış. 8 GB RAM'i mevcut, artı 5 GB'da sanal RAM özelliğine sahip. Galaxy A3 modelinde ise 5 nanometre mimarisine sahip 5G destekli Samsung'un Exynos 1280 işlemcisi tercih edilmiş. Galaxy A3 modeli de 8 GB RAM'e sahip ve ekstra olarak 8 GB'da sanal RAM özelliği mevcut. Performans ve grafik test skorlarında Galaxy A3, Reno 7 modeline göre daha iyi sonuçlar veriyor. Şunu belirtmemde de fayda var. Bu test skorları yalnızca o işlemcinin saf gücünü ölçmektedir. AnTuTu 9 Benchmark test skorunda Snapdragon 680'li Reno 7 278.000 puan alırken Exynos 1280'li Galaxy A3 422.000 puan alıyor. Bu durumda ortaya %51'lik bir fark çıkmış oluyor. Geekbench 5 tekli çekirdek test skorunda Snapdragon 680'li Reno 7 377 puan alırken Exynos 1280'li Galaxy A3 730 puan alıyor. Geekbench 5 çoklu çekirdek test skorunda Snapdragon 680'li Reno 7 1571 puan alırken Exynos 1280'li Galaxy A3 1899 puan alıyor. 3DMark performans test skorunda Snapdragon 680'li Reno 7 443 puan alırken Exynos 1280'li Galaxy A3 2287 puan alıyor. Her iki modelde de 128 GB dahili hafıza mevcut. Hafızanın yeterli olmadığı durumlarda da her iki modele de hafıza kartı takılabiliyor. İki modelin de kamera özelliklerine değinecek olursak, Reno 7 toplamda 3 adet kamera kurulumuna sahip. Ana kamerası 64 megapiksel, f1.7 diyaframı mevcut. Mikroskop kamerası 2 megapiksel, derinlik kamerası 2 megapiksel, ön kamerası da 32 megapiksel. Galaxy A3 modeli de 4 adet kamera dizilimine sahip. Ana kamerası OIS destekli 64 megapiksel, f1.8 diyaframı mevcut. Geniş açı kamerası 12 megapiksel, makro kamerası 5 megapiksel, derinlik kamerası 5 megapiksel, ön kamerası da 32 megapiksel. Reno 7 modelinde
Full HD yani 1080p'de maksimum 30 FPS video kaydı mevcutken Galaxy A3 modelinde de Full HD yani 1080p'de 60 FPS, 4K'da da 30 FPS video kaydı mevcut. Galaxy A3 modelinde optik görüntü sabitleyici kullanıldığı için Reno 7 modeline göre video kaydı yaparken titreşimsiz ve sarsıntısız bir video deneyimi sunacak. Reno 7 portre, makro, mikroskop, gece, ağır çekim, profesyonel, hızlandırılmış, ekstra HD, etiket, panorama kamera modlarına sahipken Galaxy A3 modeli ise makro, portre, ultra geniş, gece, pro video, tek çekim, yiyecek, ultra ağır çekim, panorama, hiper geçiş kamera modlarına sahip. Telefonların ses özelliklerine bakacak olursak Reno 7 modelinde mono yani tek hoparlör mevcut ve 3.5 mm'lik kulaklık jack girişine yer verilmiş. Galaxy A3 modelinde ise stereo yani 2 hoparlör mevcut. Maalesef 3.5 mm'lik kulaklık jack girişi mevcut değil. Reno 7 modelinde 33 watt değerinde hızlı şarj desteği mevcut. Ekstra satın alacağınız 33 watt değerinde hızlı şarj adaptörü sayesinde ortalama 1 saat 10 dakikada tam şarj olabiliyor. Galaxy A3 modelinde de 25 watt değerinde hızlı şarj desteği mevcut. Ekstra satın alacağınız 25 watt değerinde hızlı şarj adaptörü sayesinde 1,5 saatte %100 şarj olabiliyor. Reno 7 modelinde 4500 mAh büyüklüğünde batarya mevcutken Galaxy A3 modelinde 5000 mAh büyüklüğünde batarya kullanılmış. Her ne kadar Galaxy A3'ün bataryası 500 mAh daha büyük olsa da kullanmış olduğu 120 Hz ekranı nedeniyle pil ömrü konusunda Reno 7 modeliyle aynı batarya performansını sergiliyor. Tabii ki Galaxy A3'te bulunan 120 Hz ekranın yenileme hızını dilerseniz eğer 60 Hz'e düşürerek bataryanızın daha uzun gitmesini de sağlayabilirsiniz. İki telefon da yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla tamamlayabiliyor. Her iki model de yazılım yönünden en son sürüm olan Android 12 kullanıyor. Reno 7 modeli 2 ana Android sürüm güncelleştirmesi ve 4 yılda güvenlik güncelleştirmesi desteğine sahip. Galaxy A3 modeli de 4 ana Android sürüm güncelleştirmesi ve 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi alacak. Reno 7 ve Galaxy A3 modellerinin her ikisinde de NFC ve ekran yansıtma özellikleri mevcut. Şu an için iki modelin de satış fiyatları benzer durumda. Ve Galaxy A3 özellik anlamında kullanıcılara çok fazla şey vaat ediyor. Galaxy A3'ün kullanmış olduğu 120 Hz Super AMOLED ekranı sayesinde daha canlı ve doygun görüntü sunması, telefondaki geçişlerin çok pürüzsüz ve akıcı olması, 5G teknolojisini desteklemesi ve performansının çok daha iyi olması, kamerasında optik görüntü sabitleyici kullanılmasından dolayı video çekimlerinde sarsıntısız ve titreşimsiz bir deneyim sunması, 1080p'de 60 fps, 4K'da da 30 fps video kaydı yapabilmesi, ultra geniş fotoğraf ve video çekimi özelliğine sahip olabilmesi, sanal RAM özelliğinin daha fazla yükseltilebilmesi, IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı çok daha dayanıklı olması, uzun yıllar boyunca yazılım desteğine sahip olması, stereo hoparlör kullanması, Galaxy A3 modelini ön plana çıkartan özellikler arasında yer alıyor. Reno 7 modelinin kutusundan da arka koruyucu kılıfının çıkması, daha hızlı şarj olabilmesi, mikroskop kamera özelliğine sahip olması, kulaklık girişine yer verilmesi, yörünge ışığı sayesinde gelen arama ve bildirimlerden telefonun ekranını açmadan haberdar olabilmeniz Reno 7'yi ön plana çıkartan özellikler arasında yer alıyor. İki modelin de satış fiyatlarının benzer olduğunu düşünürsek Galaxy A3 modelinin özellik anlamında artıları çok fazla ve fiyat performans olarak Reno 7'nin önünde yer alıyor. Tabii ki sizin telefondaki beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız çok daha önemli. Galaxy A3 modelinin sunmuş olduğu olumlu artılar sizin için bir avantaj sağlamayıp Reno 7 modelinin avantajlı yönleri daha fazla ihtiyacınızı karşılayacaksa Reno 7 modelini tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Aklınıza takılan bir soru, öneri ya da görüş olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.